Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Sıfırdan Masa Yükseliş serisinin yeni bir bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Umarım kayıtta bir sıkıntı yoktur. Yanımda da Sufle var. Seha. Nasıl? Evet, gördüğünüz üzere biraz daha farklı bir arayüz ve aynı zamanda yine kötü saç günüyle birlikte Ramush şapkamız. Şurası biraz şey oldu. Oranın artık kusura bakmayın. Şimdi bizim takımdaki elemana ADC geçebilir miyim dedim. I am Kabelman, go PGG falan yazdı. Ben dedim triplere girmene gerek yok. Hayır desen de olur dedim. Falan filan böyle bir muhabbet döndü. ADC vermedi yani. Soflu ile bot pire gidecektik Lucian. Braum tarzında. Ki sonrasında da Lucian banladılar. Kanki Jayce'e karşı Zinza gider mi? Zinza oynayacağım da yani muhtemelen. Allah. Biraz öyle de sıkıntı olur ama alırsın ya. Bakalım. Çinçençon biraderimizi anketten seçmiştiniz bir önceki bölümde. Seçimleriniz üzerine Çinçençon kardeşimiz de yardıracağız. Bu yorumlarda çok fazla şey gelmiş. Neden Zinzao falan filan diye. Üst koridorda Zinzao'yu Fakir kardeşimiz yapmış bir aralar. Yani daha doğrusu bu sezon. YouTube'dan falan arattığınızda da çıkıyor sanırım. Neydi Faker hangi sezonda oynadığını unuttu diye bir videoydu. İngilizce bir başlıkla. Adam parçalıyor. Zinza ile parçalıyor. Faker oynuyor diye biz de oynamak zorunda mıyız? Hayır ama olsun. Oynayalım dedim. Bu arada bitkinlik alacağım. Koridorda biraz daha üstünlük kurma amacıyla. Şu arayüzün farklılığı sebebini falan anlatacağım. Bu arada oyun içerisinde çok kötü bir ses gelecek. Ondan her şeyden bahsedeceğim. Olay şu. Kısa tutacağım bunu. Bilgisayarı kurdum. Yayın bilgisayarını, kayıt bilgisayarını. Şu anda ondan kayıt yapıyorum. Umarım bir sıkıntı yoktur. İlk kayıt olacak bu o bilgisayardan. Cillop 720p 60 fps full artı full ultra kalite. Yine başka programdan OBS'den kayıt yapıyorum bu sefer. Ama yine bunda da o ayar var. Ultra kalite yani alabildiği 720p 60 fps'nin verdiği en yüksek kalitede izliyor olacaksınız bu videoyu. Onu da söylemiş olalım. Kabuzatör diyerekten başlayalım. Bu Capture Card kullandığımdan dolayı monitörümün tamamını alıyor. Hani sahne sahne yapmak yerine direkt olarak ben size monitörümü yansıtıyorum. Hani ben ne görüyorsam monitörde tam olarak siz de aynısını görüyor olacaksınız. Videolarda öyle bir durumumuz var. Girdiğim ürünler bunlar. Kabiliyetler, ürün ve kabiliyetleri de artık bu şekilde görüyor olacaksınız bu arada. Çünkü client'ın tamamını alıyor monitör. O ürünlerin kısmı mesela önceki videolarda gözükmüyordu üzerinde durduğumda. Onu da görüyor olacaksınız. Jin Elmas League serilerinde. İyi kassın bakalım. Uğraşsın birazcık. Yalnız 255.265 loss. Hiç abarttığı kadar da değil yani. Kendisine abarttığı kadar değil. Loss'u daha yüksek hatta. Ne oldu lan? Aha dur. Web.whatsapp açık kalmış. Kapatalım bunları arkadan. Bunlar hep bugılı bugılı. Sizden gelmedi, benden geldi. Karşımızdaki adamda ne var? Işınlan var. Jayce yine popüler bir seçim bu aralar. Popüler seçimlere karşı çok da popüler olmayan bir seçimle oyunumuzu oynuyor olacağız. Yani söylemek istediğim çok şey var. Umarım unutmam hiçbir tanesini. Bu kargo gelecek bu arada bugün. Hatta tam bu saatlerde bu civara geliyor. O kargo firması muhtemelen video sırasında falan gelecek. Şöyle bir alet var. Oyun içerisinde oluşacak bir gürültü olacak. Hani o gürültü sadece ama sadece bu videoluk olacak. Çünkü kargonun gelmesini bekledim halen gelmedi. İnşallah gelecekte halledeceğiz. O gürültünün oluşmaması için böyle bir şey var. Bu 4 tane girişi var işte. Bilgisayardan buna şöyle 2 kablo, bundan da çıkıp miksere bağlanan 2 kablo falan filan. O kablolar gelecek işte, bir 5-6 tane farklı kablo dönüştürücüleriyle birlikte. Onlar gelince şu anda duymuyorsunuz o gürültüyü. Oyun içine geçince yani bazen gelmiyor ama çoğunlukla geliyor o gürültü. O gürültüden rahatsız olmamanız için böyle de bir ayrı satın alım yapmak gerekti. Evet. Bunu ne yapsam diye düşünüyorum şu anda. Bu videoda bu arada bir eşya alımımız yapalım da. Doran kalkanı mı alsam ya?
Her 5 saniyede bir 6 can yeniler. Şampiyonların tek hedefli saldırı ve yeteneklerinden daha az hasar yer. Yani sanırım bunu alacağım ya. Doran kalkanını alacağım. Vazgeçtim. Tamam. Son kez vazgeçiyorum. Sebebini anlatacağım. Bu arada kamerayı şuradan ayarlayayım. Dediğim gibi bu sistemle bir kere canlı yayın yaptım dün. Bu da ilk video olacak. İlkleri birazcık sıkıntılı olabiliyor biliyorsunuz. Bunun için yani eğer video sırasında oluşan sıkıntılar olursa kusura bakmayın. Şu sesi kesmek için oyunun sesini tamamen kapatsak halen geliyor. O zaman oyunun sesini sona alalım. Yani böyle yani o vız 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 sesi işte hum deniyormuş o sese de. Bu ground loop falan filan bayağı teknik detayı var. Benim de kafam almıyor da almak zorunda kaldı yani işimiz düşünce. Bu alet onu çözecek. O ses tamamen gidecek. Mis gibi olacak. Cillop gibi olacak. Yalnızca bu videoluk dediğim gibi kusura bakmayın. O arkada minik bir dip gürültüsü. Aslında çok da minik değil. Rahatsız edici bir dip gürültüsü. Var. Biliyorum farkında olduğum bir şey. Yapabileceğim bir şey yok. Ekipman lazım geliyor o da kargoda. Bundan sonrakiler de düzelmiş olacak yani. Bu arada gerçekten... Bir saniye. Tamam. Adamla yaptığımız takastan eşit çıkmayı başardık orada. Q vermem doğruydu galiba ya. Emin değilim. 2 oldu benden önce. Öküz gibi hasar çıkartmak için gelecek. Onu yemedik. Ne yapıyorsun? Üstüme mi atlayacaksın kule altına? Gel bekleriz birader. Fazla agresif oynuyor. Ben şöyle ara ara bakıyorum. Yani bir sıkıntı var mı yok mu diye de bir sıkıntı da yok gibi duruyor. Başka yani ondan başka. Ben böyle en küçük probleme kafam takılıyor. Artık bu seferlik dediğim gibi. Bu arada bu olay aynı zamanda neye etki edecek? Hani neden böyle bir şey ihtiyacı duydun diyen arkadaşlar olursa. Şundan dolayı böyle bir şey ihtiyacı duydum. Özellikle mafyayı takip edenler varsa bilgisayar kasıyordu. Deli gibi kasıyordu. Şu anda ben bu bilgisayarımda hiçbir şekilde kayıt falan yapmıyorum. Ya iki bilgisayar olduğu için kaydı diğer bilgisayar yapınca ben bu bilgisayarda oyunlardan full performans alıyorum. Aldım abi ben bunu. Graves nerede attı flash'ını? Boşlukta attı. Rastgele mi? Kanki bir şey soracağım dur aksiyon bitince. Helal. Dağılıyorsunuz mu lan? Vicdansız herifler. Sen ciddi misin ya? Onu da mı aldınız? Ah be flash. Bir şey soracağım. Ne fulleniyor abi bunda? Ben Q düşünüyorum ama. E'de fulleyebilirsin. He? CD'sini azalt. E'de fulleyebilirsin. Ya E değil de. Ya W ya Q fullerim diye düşündüm. Hard damage için Q ama jungle'da E fulliyorlar genelde. Ölebilirim burada. Hydra, üçlü kuvvet falan çıkıyorsun. Hydra üçlü kuvvet. Şöyle yapalım o zaman. Ben Q fulleyeceğim ya. Let's go. Pırıltı almamın sebebi Q ile böyle lock diye o anlık hasarı verebilmek. Bayağı işe yarar bir durum olacak gibi duruyor. Bakalım.
Bu arada şu anda işlemci birazcık fazla, yani daha doğrusu fazla değil, tam performansta çalışıyor. Bu videoya bir zarar verecek mi bilmiyorum. Videoyu yayınlamadan önce izlerim. Zaten bu videoyu izliyorsanız eğer bir zarar vermemiştir demektir. Yani zarar verdiyse de burada kendi kendimize konuştuğumuza kalacağız. Ayarları değiştirip yeniden bir kayıt gerekecek. Ne almış? Ne çok canı var bunun ya. Güzel. Anlık hasarı verdik. Adam E'siyle ittiriyor da. Yani ne fark eder? Sıcı gücü burada. Nerede? Buralarda. Flash'ı Flash'ı yok. var mı? Yok yok, Sejun'un yok. Mid de yok ya. Jayce 6 oldu lan. What? 33 33. Oo, 6 minyon gerideyim. Potlarımızı içtik. Tamam. Güzel. Bu adamı bir kez daha yok ettik. Geri dönelim abi. Ya aslında ışından atar mı acaba? Bu açlığı yapacağım galiba. Aynen, bu açlığı yapacağım. Güzel. Adam ışından atsaydı eğer şurada minyon kaybedecekti de. Ben şimdi bu şekilde hem adamı biraz daha deneyim puanında benim gerime soktu, düşürdüm. Hem de minyonda yetiştim. Minyonda geride kalmıştık. Onu alamıyorum. Böyle yapalım. Hasar açısından bir sıkıntım derdim yok şu anda. Öküz gibi hasarımız var. Kafa rahat yani. Ay. Graves geliyor abi. Kule dibine. Üf. Ne vurdu be. Vurdu lan. Graves devam etse var ya, keserdi onu. Bu W'ye falan erken basmamanızı öneririm. Az önce benim yaptığım yanlıştı. Adam saldıracağımı anlıyor yani. Hasar satın almadığımız için biraz da düz vuruşla aldığımız minyonlar zorlanıyor. Ben canımı hep son seviyede tutacağım. Adamla savaşmaya çalışacağım zaten. Lane temizliği için Hydra alabilirsin kanki Ya direkt. çok minyon kaçırdım ya. Olabilir aynen. 1200 varsa direkt Hydra al. Tamam. Bu adam şurada. Çok fazla minyon kaçırdım. İkinci W fulleyeceğim. Verdiği hasar falan artıyor çünkü W'nun. Syndra flash attı sanırım ya. Mini haritada tam anlamadım da. Manası bitti. Kule
Kule dibine hazırlıyorum adamı. Canını yarıdan aşağı indirdim. Ya kendim de keserim bunu ya. Bu kadar. Grace biraderimiz. Gerçi o da ortadan skor çıkarttırmış. İyi iyi güzel. Tamam. Gelmediğine şey yapsın, ağlasın diyecektim de. Seninle bir güzel oyuna denk gelemedik. Kabuzatör ya. Ne demek istedi ya? Daha öncesine denk gelmiş miydik, sen hatırlıyor musun? Siz mi alıyorsunuz? Ben uğraşacaktım buna ya. Oynayamadım. Bayağı kötü oynadım ya. Çok kötü oynadım ya. Yukarı çıkalım diyor lan. Aynen. Gidelim mi? Değişelim. Bana uyar. Ben aşağıda rahat dururum yani şu an. Pembeyi satmayalım o zaman. Bir de şunu mavi yapayım. İkisi de 0-3 zaten ya. Seni çok zorlamazlar. Aynen. Bu arada arkadaşlar şeyi söylemeyi unuttum. Oh, kafamı acıttı ya kulaklık. Bu kameranın görüntü kalitesi diğer videolarla aslında şu an biraz daha yine iyi. Uğraştım üzerinde, düzelttim biraz ama yine de diğer videolar kadar değil. Bu da kayıt programını değiştirdiğimde ortaya çıkmış olan galiba tek problem denebilir. Yani kameranın görüntü kalitesini kötü alıyor bu program. Neden bilmiyorum. Kamera değişmedi, bir şey değişmedi. Kötü alıyor yani. Kritik vuracağım tuttu ya. Bunlar sanırım ejder gidiyor. Yo tamam. Bottakiler yok. Ben de geçeyim oraya. Yanlış yaptım. Şimdi bizim pasifle işaretlediğimiz kişi ultiden etkilenmiyor. Ultiden hasar yiyor ama hareket etmiyor. Ben ulti hasar olsun diye vuracaktım. Ama karmaya işareti koymamışız. Karma uzağa sıçradı. Kuleyi de çok tankladık ha. Morgana'nın kalkanı çok kritikti orada. Bana vermiş olması hayatımı kurtardı. Bu adam şansını çok zorluyor. Ama flash'im yok. Ölürsem boşa ekstra para vereceğim adamlara, gerek yok. Değmez. Ezri ultisi. Kuleyi alacak mı? Yok tamam, ben yetişirim ona. Çok iyi. Ben Ezreal alırım. Bayağı rahat alırım hem de. Bayağı rahat alamadım. Ama aldım. Güzel. Oy. Ya şifasını ben hiç hesaba katmadım. Orada bir cam bastı. Bitkinlik bu arada tutuşturdan çok daha fazla işe yarayan bir spell ya. Şampiyondan şampiyona göre değişiyor tabi de. Agresif oynayacaksanız tutuştur yerine bitkinlik alabilirsiniz bu tarz şampiyonlarda. Botrop boğuyor. Kanki buna geliyorum.
Keselim istersen onu. Ha, ben base'den gireyim. Ha dur lan, ben senin Morgan oynuyor sandım ya. Çok karıştı. Ben öyle geldim de parayı harcasam daha iyi aslında. İzin çıkmadı. Helal lan. Saldı zaten Jayce. Güzel vuruş. Ne yaptı sen adamı? Neyi la? Ya Jayce onunla... saldı diyorum, adama ne yaptın? Çok savaştık yukarıda ya. Hiç kesemedi beni. Bir kere kesti işte, hatalı oynadım. Çok hatalı oynadım. Vur abi. Vur vur. Oh! Oğlum çok iyi ya. Syndra'nın ultisinin damage'ini yerken bastın canı böyle yarısı. Ölüyordum ha. VP VP. Aa bak şeklimizi de koyalım ha. Bunu unuttum ben. Soflu'yla bunları yaptık. Base dönerken altında da çıkıyor. Abi base dönerken altında çıkıyor. Base tamamlanınca yerde mühür gibi kalıyor bak. Bak şimdi izle beni. İşaret kalıyor yerde bak. Gölgesi kalıyor. Çok güzel ya. Sufleyle bunları yaptık. Havalı oldu ya. Bunu bir de aralıksız açabiliyor muyuz? Bayağı bir sık açılıyor bu. Öbür CTRL 6'ya göre. Çok havalı. Üçlüye çıktım, bunun üzerine yoğumu alacağım. Keyif. Zaten buradan oyun çok da kaybedilir bir aşamaya gelmez. Sanmıyorum, kaybetmeyiz yani. Adamların kazanan koridoru yok. Kill de yok adamlarda. İki killleri var. Feedlemişim resmen karşı takımı. Karşının killerinin yarısı benden gitmiş. Minik matematiksel hesaplar. Varsa şuna gideceğim. Bu arada sizden bir ricam var. Videoda bu ses boyutları, gerçi şu o aleti taktığımda yine değişecek ama şu anki ses boyutları nasıl? Soflu'nun sesi, benim sesim, oyunun sesi dengeli mi? Yani onlar hakkında yorum yaparsanız sevinirim. Jayce AFK. Wow. Öldüm ya. Meh. Yeter, benefit dedim. Adamların yarıdan çoğunu kili bende ya. Biri ignite attı, biri exhaust attı, bir de karma flash attı abi. Sanırım. Baron çık, Baron adam değil mi? Baron çıkmamış da. Şeye gidelim mi? Baron gidelim mi ya? Baron mu? Ha, çıkar çıkmaz alırız abi. Olur. Şu dayı zorluyor da şimdi. Geliyorum oraya. Jayce geldi la, AFK demiş ki. Ya adamlar ne kadar iyi bir fight başlatmış olsa da o kadar gerideler ki. Adam yok oldu. Öldürür onu herhalde yani.
GG well played diyelim. Evet, maçımızın burada zörene geldik. Bir oyun sonra ekran istatistiklerine falan bakalım da. Çok da bir istatistik yok zaten sanırım. Çünkü seri bir zafer oldu. Sufle S almış, Jin S almış. Başka kimse hiçbir şey almamış. Jace Report diyor arkadaş. Elmas 5, 95 puan bu arada. Seriye yeniden çıkmaya bayağı az kalmış. En çok Jin vurmuş, sonra ben vurmuşum. Karşıda Syndra iyi vurmuş aslında ama karşının skorların çoğu onda zaten 5'in 3'ü. Evet, maçın burada sonuna geldik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Video hakkında genel olarak yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. Hani şu şöyle, bu böyle, hebele de hübele falan filan tarzında yorumlarınızı dikkate alıp ona göre yani gereken ayarlar varsa o ayarları yapacağım. Teşekkür ediyorum yeniden. Beğendiyseniz bu arada videoya beğeni atarsanız çok sevinirim. Bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki Sıfırdan Elmas'a yükseliş bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kargo da geldi. Zamanlama çok iyi.